Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlerle beraber kılıcın yapımını öğreneceğiz. Birçok şeyin nasıl yapıldığı ile ilgili video çektim. Bugün aralarında en enteresan olanlardan biri, yani kılıcı öğreneceğiz. Kılıçla ilgili söyleyebilecek bir sürü şey var ortada ama hiçbirini söylemeyeceğim. Direkt videoya başlayacağız. Kılıcın nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Today, modern artisans craft historical replicas of these age-old weapons and they go to the hilt to make sure the details are just right. Replikalarını yapıyorlarmış şimdi savaşta kullanılanların. Bir tane kılıcım olsaydı çok güzel olurdu ha, orijinal bir kılıç. The first step to making a sword is to place a piece of high carbon steel in a fixture. İlk önce o gördüğünüz şekli koyuyorlar. Orijinaliyle aynı şekilleri veriyorlar sonra böyle. Eskiden insanlar bunu eliyle yapıyormuş ama bu makine şimdi insanlardan daha hızlı bir şekilde aynı şeyi daha hızlı yapıyormuş. Bir saatte kesiyormuş onu. Yani bir saate yakın bir sürede kesiyormuş. Sonra da makine otomatikman onu atıyormuş zaten. Kaynatıyorlar, aynen bu olayı biliyorum. Is submerged in hot liquid salt, a critical step that softens the steel to eliminate stresses created by the carving. Aynen, bu acayip kaynatıyorlar, sonra da soğutuyorlar suyun içinde ve bir likütün içinde. Bunları biliyorum ama eskiden demirle üstüne vuruyorlardı sivrileştirmek için ve ısıtmak için. This allows the sword to retain flexibility, giving the blade a springy quality. Kalitesini arttırıyormuş bu yaptığı işlemler. Şimdi de sivrileştiriyor aynen. Zımparadan. Elini bir kaptırsa var ya. Uf. Acayip şeymiş şimdi. Sharp, keskinmiş. Metal bir barrel. O gördüğünüz şeyden deniyorlarmış. En alt ucunun şeyini yapıyorlarmış. Göreceksiniz şimdi. Bu zaten kılıcın en altında bulunan şey. Ve gardı. Şurası var yani kılıcın. Tam elinizle kılıç arasında kalan yer. Fazlalıkları işte zımparayla kesiyor. Oğlum çıplak elle yapıyor lan adam. Grinding the pommel is a challenge because it has so many curves and angles. Çok fazla curve ve köşeleri varmış bunun da. Bunu düzeltmek challenge gibi bir şey diyor. With a blade and a padded vise, the guard slides onto the tang, where it's cushioned with a piece of plastic and a metal pipe. Ha, o ikisini birbirine tam sabitlemek için araya bir plastik koyup metalden vuruyorlarmış. Tam otursun diye. Eğer o plastiği koymazlarsa hasar görür çünkü orası. Ezilir. Sonra da onu yerleştiriyorlar. Sonra da eritiyorlar ki hiçbir şekilde çıkmasın. Oğlum çok iyi ha bu. Yani bir kılıç lan bildiğin. Bildiğin demirden yapılmış bir kılıç ya. Wooden grips. Tahtadan tutucu yapacaklar şimdi oraya. Uhu'dan yapıştırıyorlar. Yani sabitleyici koyuyorlar bir de. Tahtadan mıymış o? Siyah bir parça boyayıp da etrafına koyacaklarmış şimdi az önce yapıştırdıkları yerin. Bak. Tutacak tuttuğu yerin etrafında bu parçayı sarıyorlarmış. Bu kadar değildir. Ha. Sonra bunu da üstüne koyuyorlar daha kurumadan önce. Sonra bununla beraber tek parça halinde kuruyor. Şimdi şey yapıyorlar. Logo basıyorlar.
Makro çekim. Bak o az önce bağladıkları şey metal gibi duruyor. Aslında ip orası. Bu gördüğünüz küçük bir sanat harikası sizi zamanda geçmişe bile götürebiliyor diyor. Şimdi size daha güzel bir şey göstereceğim. Katuna diye bir şey var. Bu samurayların kılıçları vardı ya, onun yapılımına bakacağız bir de. Katuna değil, katana pardon. Onun yapılımına bakacağız. Ben bunun yapılımını daha çok merak ediyordum bundan. Onu da izleyelim beraber. The crafting of katana requires immense skill and is a long hard process. Bunu yapmak çok fazla yetenek ve uzun bir süreç gerektiriyormuş. Bu ne lan? Ingredient of the blade is iron sand. It's melted inside. Demir tozundan yapılıyormuş. Geleneksel fırında ısıtıyorlarmış bunu, demir tozunu. 14.000 derece ateşte 3 gün sabah akşam pişiyormuş. 3 gün boyunca sabah akşam. Eventually a lump of iron called tamahagane, literally meaning ball steel, emerges from the fire. Tamagahane denilen bir at, bu işte bu parça. Oha. The material is heated again and pounded further with a hammer to flatten it out. The craftsman gradually shapes the red hot lumps. Şekil aldırıyorlarmış bu şekilde. Bak dedim, yakıp vuruyorlar çünkü. Bending, layering and hammering gives the blades more than 30,000 layers. 30.000'den fazla, 13,000 kere vurmak gerekiyor diyor. Gives the blades their unique combination of strength and suppleness. Onu çok iyi be. Shape, it's partially covered with a clay slurry. Şeklini aldıktan sonra bu şekilde etrafını kaplıyorlarmış. Son şeyi, rutuşlar bunlar. Şekil veriyor işte. O az önce koyduğu şeyle kılıca şekil veriyor. After the clay is applied, the next part of the process is called quenching, where the blade is plunged into a fire reaching temperatures of 700 or 800 degrees. 7 ile 8000 derece ateş arasında da son halini ısıtıyorlarmış. Bunun keskinliğini arttırmak için. Sonra da suya koyuyorlarmış soğuması için. The quenching process also give katana their characteristic curvature. Only swordsmiths with an in-depth knowledge of the properties of steel can perform this intricate art. Oğlum çok güzel bir kılıç lan. Polishing the sword is all that remains. This is an art form in itself and can only be practiced by highly skilled craftsmen. Bu kılıçla sadece acayip yetenekli insanların alıştırma yapmasına izin veriliyormuş. Pudra döküyorlar, berber de üstümüze koyarlar yani anasını satayım. Haftalarca sürüyormuş sadece bir kılıç yapmak. Embodying the true spirit of Japanese craftsmanship. Son hali de Japonların gerçek ruhunu yansıtan bir şeymiş. How much is a katana? Well, it depends. There's many, you know, this is a relatively new one. It's not antique. Okay. It was made for Iaido, but it's a real sword and it cost about $7,000 US, I guess. Oh my. 7000. 7000 Amerikan dolarına yapılıyormuş sadece bir kılıç. And you know, some cheaper ones as well, but generally that's about what they cost. Birkaç tane de hareket gösterecekler herhalde. Iaido practitioners can cut down would-be opponents with their sword. Ama şimdi kılıç mı kaldı anasını satayım? İki bombadan hallediyorlar işi. Down their weapon with enough power to cut open a helmet. Zırhı delmek için yeterince bir güç gerekiyormuş. Herkes delemezmiş böyle. Here the side of an egg is sliced clean off without crushing the shell. Yumurtayı kırmadan kesiyormuş bunda. Iaido's history dates back to Japan's warring states period. It's believed to have its roots in Batto Jutsu, the art of drawing a sword and striking the enemy. Samurai rarely drew. Japonların geçmişinden bahsediyor biraz da. As it meant either he or his opponent was going to die. İkisinden biri ölecek, bu kesin oluyormuş.
ölümüne savaşıyorlar yani. The sword was only meant to be drawn for protection or to uphold justice. Sadece justice için, yani özgürlük müydü onun anlamı hatırlamıyorum. Özgürlük için kullanılabilirmiş. Sadece kendini koruma sanatı için. Ya da onun yanlışlarını göstermek için. Ya da sadece kendini korumak için kullanılıyormuş. Hala Japonlar bu kılıcı kullanıyormuş. Kendine eğitmekten geçiyormuş kılıcın şeyini öğrenmek. Disiplinden geçiyormuş. Hayat veren kılıç. Katsuninken. Iaido. Iaido'da bu kılıçla eğitim yapanlar sanırım. He's been practicing for 55 years and has reached the level of 8th dan. 55 yıldır pratik yapıyormuş bu adam. Bu neden? The goal of Iaido is to develop personal discipline by overcoming your opponent without drawing your sword. You need to control your opponent without unsheathing the blade. Kendine zarar vermeden disiplinli bir şekilde kullanman gerek diyor. Kalbinin bir parçasıymış gibi. Bir dakika. Bu da son amacım diyor. Yani benim bir parçam gibi kullanmak istiyorum bu kılıcı diyor. Over the centuries, Iaido has evolved into a practice for developing great spiritual strength and depth. Oğlum şuna baksana lan. By people all around the world who've fallen in love with this beautiful martial art. Dünya tarafında herkes tarafından yapılıyormuş şimdi buna aşık olan. Bir dakika, kılıcın yapımının üstüne bu katananın yapımı çok ağır geldi, bir saniye. Cidden çok güzel ya, harika bir şey ya. Bu katana ile ilgili film falan bulup izleyeceğim ben anasını satayım, Japon geçmişiyle ilgili. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmediyseniz de videoyu izlemeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bye bye.